Geldiniz bir kez daha. Hatay şehidini ağlıyor. Abdullah Cömert'ten sonra Ali İsmail Korkmaz'ı da şehit veren Hataylılar Ali için Antakya'da Ekincik beldesine akın etti. Eskişehir'den araç konvoylarıyla mahallesine götürülen Ali Korkmaz alkışlarla karşılandı. Baba Oncağı'nda alkış sesleri yerini ailenin feryadına bıraktı. Eskişehir'de yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, memleketi Antakya'nın Ekincik beldesine götürüldü. Abdullah Cömert'ten sonra Ali Korkmaz'ın cenazesiyle yasa boğulan Hataylılar, Ekincik beldesine akın etti. Araç konvoyları eşliğinde baba ocağına son kez giren Ali, alkışlarla karşılandı. Tabutunun üzerinde Ali'nin cübbesi vardı. Alkış sesleri daha sonra yerini gözyaşlarına ve feryatlara bıraktı. Evine Türk bayrağı asıldı, kapının önündeki ağaçlara Ali'nin gülümseyen fotoğrafı asıldı. Ali'ye daha önce polisin gaz bombası ve kurşunuyla hayatını kaybeden Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülüğün ailesi de yalnız bırakmadı. Korkmaz'ın cenazesi Ekincik Belde Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıktı. Şimdi bölgeye uzanacağız. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Mustafa Kaya Ali Korkmaz'ın cenazesini dakika dakika takip ediyor. Son durum için Hatay'daki havayı alabilmek için Mustafa Kaya'ya bağlanacağız. Mustafa, Eskişehir'den yola çıkan genç yaşta kaybettiğimiz şehidimizin cenazesi memleketine geldi. Nasıl bir havayla memleketinde karşılandı? Şu an neler yaşanıyor? Son durumu senden dinliyoruz. Evet Can, Ali Korkmaz'ı memleketinde on binler karşıladı diyebilirim. On binlerce insan, yurttaş Hataylı, konvoylar oluşturdular. Sabahın aslında erken saatlerinde karşılama töreni başladı. İlk önce naaşın Eskişehir'den gelmesi üzerine hemen ikinci beldesinin girişinde yurttaşlar toplandı ve çok uzun bir araç konvoyu yapıldı diyebilirim. Şu an itibariyle evinde bir süre dualar okundu, sloganlar atıldı. Abdullah Cömert'in ve Ethem Sarısülüğün diğer devrim şehitlerimizin aileleri geldiler oraya. Orada bir süre bekledi. Onun ardından da şu an itibariyle ikinci beldesi mezarlığına getirilmiş durumda. Şu an biraz sonra defnedilme işlemi başlayacak. Devrim şehidi Ali Korkmaz'ın. Şunu söyleyebilirim, sabah saatlerinde başlayan kalabalık şu an doruk noktasına ulaşmış durumda. Çok kalabalık gerçekten. On binlerce yurttaş şu an itibariyle ikinci belde mezarlığının hemen hemen dört bir tarafını doldurmuş durumdalar. Biz de bir yakın bir kesimdeyiz ama şunu söylemek lazım, giderek artıyor kalabalık. Giderek daha da fazla yurttaş buraya doğru geliyor, Hataylı buraya doğru geliyor. Ve her yaştan insan var. Genç, yaşlı, herkes burada. Çoğunun elinde yine Türk bayrakları, Atatürk resimleriyle devrim şehitleri ölümsüzdür sloganları asılıyor. Gerçekten çok büyük bir kalabalık var. Sık sık siz de duyuyorsunuzdur aslında. Sık sık da alkışlar da, sloganlar da bir yandan yapılıyor diyebilirim. Oldukça büyük bir kalabalık var. Ali Korkmaz için Hatay ayağa kalktı diyebiliriz. Hatay, sadece Hatay değil, Ali Korkmaz için Eskişehir'den, aslında Türkiye'nin pek çok yerinden, Ankara'dan, farklı illerden de ziyaretçiler geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da yine ziyaretçiler arasındaydı.
Ali Korkmaz'ın naaşını taşıdı, tabutunu taşıdı diyelim. Onun dışında görebildiğimiz isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nihat Matkap vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nihat Matkap, milletvekili Nihat Matkap. Onun dışında İşçi Partisi yöneticileri, özellikle kalabalık bir Türkiye Gençlik Birliği heyeti yine buradaydı, katılımı vardı. Ve Şiyeler de geldiler, Ali'nin arkadaşları olarak buradalardı. Şimdi şu an itibariyle defnedilme işlemine başlanmış durumda. Yine dualar bir yandan okunuyor ama bir yandan da salonlarda atılıyor diyebiliriz Can. Evet Mustafa Kaya, şu anda Hatay'da. Hatay bu yıl gerçekten büyük acılar yaşadı ve son olarak da Ali Korkmaz'ın cenazesi de işte bir yandan Doğan Haber Ajansı'nın görüntüleriyle Hatay'dan canlı olarak izliyorsunuz. Gerçekten olağanüstü bir kalabalık var şu an sanıyorum. Defin bölgesine yakın bir yerden, bir açıdan görmeye çalışıyor Doğan Haber Ajansı ama anlayabildiğimiz kadarıyla esasında uzak bir noktadan bu çekimi gerçekleştiriyor ve gerçekten de çok yoğun bir kalabalığın olduğunu adeta görmek mümkün. İnatsanız yere düşmeyecek bir kalabalık var. Mustafa Kaya, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi, Ali Korkmaz'ın cenazesi ve bu sürecini yakından izlemek üzere bölgede ayrıntılar olduğu takdirde yeniden bölgeye uzanacağız sevgili seyirciler. İstanbul, Ali İsmail Korkmaz için dün gece sokaklara döküldü. Eylemlerden ilki Taksim Gezi Parkı'ydı. Taksim Forumu, Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür afişine astı. Direnişte hayatını kaybedenlerin anıt taşlarının kaldırılmasının ardından yurttaşlar Ali'nin de adını ekleyerek anıt taşlarını tekrar dikti. Kadıköy, Beşiktaş, Kartal, Sarıgazi ve İki Telli'de binlerce kişi hükümet istifa sloganlarıyla yürüdü. Kadıköy'de binlerce yurttaş boğa heykeli önünde, Eskişehir'de hükümet istifa ilanlarında eli sopalarca katledilen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz için toplandı. Binlerce Kadıköylü Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür pankartıyla rıhtıma yürüdü. 6 yolda trafik kilitlendi. Bir belediye otobüsü yolu kapatan yurttaşların arasından yoluna devam etmek istedi. Tekerlekli sandalyesiyle Ali için eyleme katılan yurttaş kendini otobüsün önünde siper etti. Rıhtım Meydanı'nda sloganlar Ali için yükseldi. Beşiktaş Abbas Ağa Forumu'na katılan yurttaşlar da Ali için yürüdü. Beşiktaş sokakları Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür sloganları ile inledi. Kartal heykeli önüne kadar yürüyen yurttaşlar devrim şehitleri için Kartal heykelini mumlarla donattı. İstanbul Çekmeköy ve Sarıgazi ilçelerinde de yurttaşlar Ali için sokağa döküldü. Her yer Taksim, her yer direniş sloganlarıyla yürüyüş yaptı. İki Telli ve Atakent'te yürüyüş düzenlendi. Sık sık katiller halka hesap verecek, kahrolsun AKP diktatörlüğü ve hükümet istifa sloganları atıldı.